Bak ne dedi Göztepe maçından sonra Erol Bulut Hoca? Kazanırken topa sahip olamıyor. Fenerbahçe böyle mi kazanacak diye eleştiriliyordu. Gol olmayınca gördünüz işte topa sahip olmanın önemi yok. Şimdi bunu neden söylüyor sizce? Sizin istediğiniz gibi oynayınca olmuyor işte. Beni eleştirdiğiniz oyun doğru oyun diyor. Burada şöyle bir ikilem yok mu? Seni eleştirdiğimiz oyunu, seni eleştirdiğimiz için değiştiriyorsun. Sonra da sanki haklı çık, yani mağlubiyetle haklı çıkmak iyi bir şeymiş gibi. Ben öyle saçma bir şey anladım. Öyle mi? Dedi ya başkaları da aynı şekilde top oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor dedi. Bak aynı Erol Hoca geçmişte şunu da dedi mi? Fenerbahçe'nin sistemi yok diyorlar. Bunu söyleyenler futbolu ne kadar biliyor diye sormak lazım dedi. Futbolu bilmeyenler kenara çekilsin, Erol Bulut konuşsun. Fenerbahçe ne oynuyor? Ya da şöyle diyeyim, bir Yunan düşünüre sormuşlar. Bir insanın aklını nereden anlarsınız? Konuşmasından demiş. Ya hiç konuşmasa deyince düşünür demiş ki o kadar akıllı insan yoktur. Şimdi bir sürü şey anlatacağım Fenerbahçe kültürüyle ilgili. Pek çok fikri de Erol Bulut'un sözleri oluşturdu. Onun için bu kıssayı söyledim. Siz de alta yorum yazın lütfen. Erol Bulut'la devam mı yoksa tamam mı? Hangi düşüncedesiniz? Fenerbahçeliler senelerdir neler gördü? El sıkma, kemer sıkma, diş sıkma, palavra sıkma, can sıkma. Keşke biraz da muhataplarında sıkılma görseydi. Gel. Toplu oynamada 9.sunuz. %48 doğru, toplu oynamanız. Doğru. İşte bunu soruyorum. Doğru, bu büyük takımda doğru. Olur mu? Tabii orada futbolcu kalitesinden dolayı topa sahip olma yüzdesi doğal olarak yüksek olacak. Çünkü sonuçta elinizde şu an benim elimde olan takımım 12 milyon euro maliyetli bir takım. Fenerbahçe büyük takım arasında 60-70 milyondan bahsediyoruz. Güzel insanlar, sevgili Taçan. Kadıköy'de 21 sene sonra Göztepe'de İstanbul galibiyeti alınca Fenerbahçelileri moral dibe vurdu haliyle. Nasıl vurmasın? Son zamanlarda Kadıköy hatırası diye herkes soyunma odasında poz veriyor. Beyoğlu fotoğrafçısına döndü Kadıköy. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bireysel oyuncularla çok maç kazandı. Ama Şems-i Şita aldatıcıdır. Kış güneşi yani. Hocam, sezon başı biraz duran top golleri, sonra frikikler, Pelkas'ın pasları, bireysel kaliteyle işte kazanırsınız ama planla ilerlersiniz dedik. Taraftarlar hocalarından oyuncuların rakip kaleye akması için çözüm bulmasını istiyor oysa. Sosa'nın, Mesut'un, efendime söyleyeyim Valencia'nın da beklentisinin bu olduğuna eminim. Erol Bulut'sa sürekli rakibin gelmesini engellemek için yollar arayıp durdu. Kabul edelim ki bu hoca kadro dengesi yanlış. Niye? Çünkü abi iyi bir takımı ortalama bir ekibe verirseniz muhtemelen batırırlar. Oysa ortalama bir takımı iyi bir teknik ekibe verirseniz ya düzeltirler ya da kurguyu çöpe atıp daha iyisini kurarlar. Erol Hoca ısrarla eldeki malzemenin aksi istikameti bir oyun anlayışını savunuyor. Bir de bunu anlamadığımız için sürekli laf sokup duruyor. Sayın hocam, Sayın Erol Bulut, bunu daha önce de söyledim. Fenerbahçe'yi çalıştırmak perdesi açık bir evde barınmaya benzer. Mahreminiz yoktur, tabii ki eleştirileceksiniz. Buyurun, tek tek birlikte bakalım. Misal, Galatasaray maçı. Galatasaray yeni transferi Mustafa Muhammed'le gol sevinci bile çalışmış geldi. Geleli 4 gün olmuş, öyle mi? Fenerbahçe derbide gösterdi ki Mesut Özil'le tek set hücumu çalışmamış. Fatih Terim çıktığı derbi öncesi kendisine yapılan küfürleri söyleyip ki hoca yüzdüğü saklı yanlış anlaşılmasın. Başladı derbi oynamaya. Şundan eminiz değil mi? Soyunma odasında futbolculara o küfürleri motivasyon cümlesi haline dönüştürüp onlarla paylaşmıştır. Çıkıyor sahaya, derbi planı da var. Bakıyorsun burada bir plan var Terim'e ait. Şimdi uzun uzun girmeyeyim ama Erol Bulut sanki Fenerbahçe'de görev yaptığını bilmiyor gibiydi. Gelelim Beşiktaş maçına. Beşiktaş doğru oyun planı, işleyen kurgu, şahane oyuncu performansıyla 4 gol attı. Fenerbahçe yanlış oyun planı, dağınık görüntü, kötü oyuncu performansıyla 3 gol attı. Şimdi Lemos, Tisserand hediyeler verdi. Montero, Necip rahatsız bile edilmedi o maçta. Yani plan kaliteyi tekme tokat dövdü mü? Kimse kusura bakmasın dövdü. Sivas maçına laf etmem, o soğukta oturup ısı haritası kovalayacak değilim ama o maçta bile öne çıkan oyuncun Gustavo hocam senin. İşte Göztepe maçı, 6 numara eksikliği bariz belli. Ya yediğin golü halı sahada yemezler hocam. Üstelik daha maçın başı 8 mi 9. dakika mı ne? Bir kişi de uyarmıyor oyuncuları. Koskoca Fenerbahçe basit gol yer mi? Bu kadar basit gol yer mi? Ya stoperlerinin boyu 1.91'i, biri 1.97 olan bu takıma 36 orta açıyorsun.
Daha ne dememizi bekliyorsun Allah aşkına? He, bir ara düzeldi sandık Allah için. İşte hatırlayın rakamları. Sinan Gümüş aldı 4 maçta 4 galibiyet. Pelkas coştu 4 maçta 3 gol 2 asist yaptı. Kafasındaki formasyona uygun isimleri doğru yerde konumlandırıp ilerledi. Dedik ya tamam, eleştiriler de işe yaradı diye düşündük. Ama Allah için Fenerbahçeliler söylesin. Bu sene oyunla ve skorla aynı anda mutluluk duydu. Kaç maç oldu? Benim hatırladığım Kayseri Spor maçı. Oyun olarak da Alanya maçı. Ben o maçın doğru oyunla kazanıldığını düşünüyorum hala. Rakibe en doğru yerde alan savunması yapması, işte ne bileyim doğru geçiş hücum denemeleri, topla oynama oranı en düşüktü belki ama akılla oynama oranı en yüksek maçı kazanmıştı Fenerbahçe. Hocam, futbola çok uzun zamandır acıkmış Fenerbahçe taraftarını nasıl doyuracaksın? Coşkuyla oynayarak. Bunu yaptın. Tek maç Kayseri Spor'a karşı abi senin. Yani bakın, gittiğiniz kulübün kültürüne ters hareket edemezsiniz. Fenerbahçe Türk futbolunun doruk noktasıdır, sosyetesidir, diğer ezeli rakipleri gibi tıpkı. Bir oyun kültürü vardır, modasını oluşturur, aşağıya doğru yayılır, Anadolu'yu dolaşır. Fenerbahçe hücum oynar, bitti. Topa sahip olur, bitti. Hele Mesut geldikten sonra, İrfan Can falan, zaten başka şansın yok ki. 25 maçlık periyottan sonra hala önümüzdeki maç diyor. Şimdi bu saatten sonra buna masal derler. Kimse kusura bakmasın. Hayır, şu da var, enteresandı. Savunduğu oyun planı da kusursuz işlemiyor. Orası da sorunlu, kusurlu. Bakın güzel insanlar. Rakipten kaptığın topla hızlı geçiş oyunu mu oynayacaksın? Altın kuraldır. Geçişlerde ya atağı sonlandıracaksın ya da geçişte bekleyip topa sahip olup 3. bölgedeki set oyununu oynaman lazım. Yoksa rakip sayısal üstünlüğü de yakalarsa seni koşturur. Hep koşturdular hocam seni takımını. Senin ana planın da bir türlü işlemedi yani. Senin oynadığın oyunla, yerleştiğin pasla kaç kişi bypass ediyorsun rakipten? Anca ağır çekim oyun. Kabul edelim lütfen. Yanlış kurgu oyuncusunu da yiyor işte. Örnek Fenerbahçe. Var mı Allah aşkına? Söyleyin, Erol Bulut geldikten sonra böyle göklere çıkarılan kaç oyuncu var? Mert Hakan yandaşı alıyorsun ezeli rakibinden yerlerde. Samat da geldiğinde scoutlarla konuştum. Abu Bakar'a benzetiyorlardı. Abi Bienvenue'ya benziyor daha çok. Sizse son iki sezonda en çok gol atan adamlardın değil mi? Yanlış bilmiyorum. Bir alt seviye de takımdan da Sinan Gümüş'ü almışsın. Şimdi hemen laf söyleme. Rakibin Oğulcan Çağlayan'da kaç tane maç aldı? Sen ister miydin abi sene başında Oğulcan'ı? İstemezdin. Merkez forvetini topla buluşturamıyorsun. Yerin dibine sokuyorlar her hafta. Her haftada bir oyuncunun yerin dibine sokuyorlar zaten. Performansını yükselttiği tek isim Altay Bayındır. Kaç tane maç aldı sana? İroni yapıyorum elbette. Yani yanlış kurgu oyuncuları da aşağıya çekiyor. Şöyle herkesin dürüst olduğu bir ortam hayal edin mesela, tamam mı? Diyelim ki yalan makinesini oturtalım, tamam, fantezi yapıyoruz. Abdullah Avcı geliyor, sonra işte Sergen Yalçın, Fatih Terim falan oturtuyorsun abi. Fenerbahçe kadrosunu kendi kadrosuna tercih eder belki de. Yalan mı? Teşbihte hata olmaz, lafım da yanlış yerlere çekilmesin yani. Ben kıyastan ziyade başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama işte Erol Bulut, Fenerbahçe'nin hücum setini oturttuğu Mesut'u, oyunun merkezine koyduğu bir sürü planı oynar. Rahatça bir sürü. O yüzden diyorum ya, yani bir ara Erol Bulut'u anladığımı sandım ama işte sandığımı anladım sonra. Kimse kusura bakmasın. Bakın neydi adamın adı ya? Barcelona'nın altın yıllarının mimarlarından Soriano der ki, yeteneği kısıtlı ama öğrenmeye ve çalışmaya istekli takımlar doğrudan yönetim tarzına ihtiyaç duyarlar. Lider yapılacakları tanımlar ve denetler adanmışlık oluşturur. Şimdi Sergen Yalçın mesela bunu yapıyor. Ama Türkiye'nin herhalde en maliyetli, en şaşalı diyelim ya da kadrosu camiasını memnun edemiyor. Ha, burada tek suçlu teknik adam da değil, onu da söyleyeyim yani. Sene başından beri de her platformda, her yerde söylemeye çalışıyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin bol tekrarlı hücum planı çalışması gerekirken mesela ta sezon başına gidelim, kamp boyunca ne yaptı acaba? Hazırlık maçı gibi bir sürü vasatolu vasat lig maçı oynadı mı? Oynadı Fenerbahçe. Hani o zamanlara dönelim, çıkan haberlere göre Fenerbahçe uçuyordu, kaçıyordu. Ne yapacağız onu? Bunu konuşması lazım Fenerbahçe'nin. Söz konusu Fenerbahçe ise. Niye? 4 yıldır ilk 4'e giremeyen, 7 yıldır mı? Şampiyon olamayan, 10 küsür yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyen Fenerbahçe için sadece Erol Bulut'u yüklenmek de doğru değil, söyleyeyim. Fenerbahçe'nin uzun zamandır kültürel iklimi de değişti, dejenere oldu. Küresel ısınma var moda tabirle.
Fenerbahçe'yi her sene başında sezon kampında uçurup kaçıranları ne yapacağız? Yani sağlıklı bir eleştirel bakışa, ana avrat sövdüren sosyal medya kuşlarına ortalığı bırakmak da moda oldu camiada. Fenerbahçe'ye sağlıklı bir zemine oturtmak isteyenler, sarı lacivertten nem alananlar tarafından böyle akşam simidi gibi çıtır çıtır yenirken, buna destek olan binlerce yeni nesil Fenerli türedi mesela Twitter'da. Fenerbahçe entelektüelitesi neredeyse yok oldu. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Edebiyatçıları çoğu Fenerbahçelidir, biliyor musunuz? Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Nazım Hikmet, Oğuz Ataylar, Tuğrul Tanyollar hep Fenerlidir. Nerede abi Fenerbahçe'yi konuşacak, eleştirecek, doğru yerden bakacak insanlar? Hep gömdün, hep gömdün. İlle hakem konuş, ille düşmana söv. Kültürsüz büyüyemezsin. Halkın takımıydı Fenerbahçe, Bağdat Caddesi'nin takımı oldu. Twitter mekanizması bu akil zihniyetin yerini aldı. Şımarıklar türedi. Elde pro böyle, o gelsin, bunu istemezük, bu gitsin, biz çok büyüğüz, siz çok küçüksünüz. Şimdi yani büyük zaferler, büyük yenilgilerin takımı oldu Fenerbahçe uzun zamandır. Bu futbolcu yaramaz, böyle iş olmaz. Bir dakika ya, doğru eleştiri, doğru kararları ne zaman konuşacaklar? Fenerbahçe'nin doğru bir eleştirel bakış açısı ve doğru övgülere, bakın altını çiziyorum, doğru övgülere ihtiyacı var. Anladın? Bu yapısal bozukluk düzelmediği sürece hocaların gelip gitmesi kesin çözümüdür, ben emin değilim. Oturup doğru analizi yapıp rakipler kim, ne yapıyorlar, neyi iyi yapıyorlar, mesela biz nerede hatalıyız, doğru teşhisle doğru tedavi mümkün olur. Yoksa ölçüleri yanlış olanın tüm ölçümleri yanlıştır. Taraftarın kimlerin peşinden gittiğine iyi bakması lazım. Doğru iletişim planı uzun zamandır yok Fenerbahçe'de. Doğru model ortaya koyacaksınız. Bu modeli anlatacak doğru isimler seçeceksiniz. Kendi entelektüellerinizi bulup onlara sahip çıkacaksınız. Ondan sonra hoca, oyuncu, takımdaşlık dengesi illaki doğru istikameti bulacaktır. Yoksa her seferinde böyle şeyler gibi, navigasyon gibi rota yeniden oluşturuluyor derseniz, varacağınız yer çıkmaz sokak olacaktır. Söyleyeyim.